Günaydın canlarım. Yeni bir vloğa daha hoş geldiniz. Bugün yine tabii ki taşınmayla ilgili ufak tefek bazı işleri halletmeye çalışacağım. Çok bir şey kalmadı aslında. Yani yüzdük kuyruğuna geldik. Taşınmamıza da çok kısa bir zaman kaldı. Yapılacak işlerden de işte bağış olarak ayırdığım kıyafetleri götürmeyi planlıyorum bugün. Onun dışında birkaç belge işi var. Bir tane ufak belge işi var. Eşyaları satışa koydum. Bazıları satıldı, bazıları hala bekliyor. Bilmiyorum ne olacak o iş. Bir de en son şey kaldı. Nakliyeci ayarlama. Çünkü beyaz eşyaları falan filan İstanbul'a göndereceğim. Yatak odasını Rabia'ya göndereceğim. O bugün değil ama onun daha zamanı var. Bugün sadece dediğim gibi o bağış için ayırdığım kıyafetleri götüreceğim. Bu arada vizem çıktı. Yani aşırı hızlı bir şekilde çıktı hem de. Vize başvurusunu yaptım. Ertesi gün vizeyi basmışlar pasaportuma. Bana gelmesi yine bir hafta sürdü. Büyük ihtimal yine VFS yüzündendir. Kargoyu vermemişlerdir birkaç gün falan. Ama sonuç olarak bir haftada pasaportum elime geçti. O da bayağı bir stres kaldırdı üstümden. Yani reddedilmeyeceğimi biliyordum ama erken gelmesi de iyi oldu ki hani kesinlikle bir sorun olmayacağından %100 emin olayım da diğer işlere odaklanabileyim diye. Öyle açlıktan geberiyorum. Ben hemen bir mutfağa geçeyim, kahvaltı hazırlayayım. Şimdi biliyorsunuz bu son zamanlardaki amacımız mutfaktaki malzemeleri olabildiğince bitirmek. O yüzden yeni bir şeyler almıyoruz. Yani alıyoruz ama hep böyle evdeki bir şeylerle kombinleyebileceğimiz demek istedim. Saçma bir kelime oldu ama. Ne bileyim mesela ince bulgur var. Atıyorum kısır yapacağım. Onun tamamlayıcı malzemelerini alıyorum mesela. Hani bomboş bir malzeme almıyorum. Bence anladınız. Çok kötü anlattım ama bence anladınız. Kahvaltıda ne yiyeceğim peki? Şimdi dolapta bol bol kahvaltılık var şu an. Yani o kadar da bol değil de. Normal şartlardan daha bol. Çünkü biz böyle Türk kahvaltısı tarzı kahvaltı çok nadir yapıyoruz ama geçen hafta arkadaşlarım geldiğinde tabii ki de onlarla bir normal kahvaltı yapıldı. Onun için birkaç böyle peynir, zeytin bir şeyler almıştım. O yüzden onları tüketmeye çalışıyorum şimdi. Ve bu sebeple sanırsam bir kahvaltı tabağı hazırlayacağım. Ama işte domates salatalık yok. Domatessiz bir kahvaltı tabağını hiç canım istemiyor ama İdare edeceğiz. Yani alabilirim aslında onu. Bu hani mutfaktaki malzemeleri tüketmekle ilgili bir sorun değil. Benim markete gitmeye üşenmemle ilgili bir sorun. You could have bought more green olives. There is a jar too. We will go to the shop and buy more. Before the door we will be... But you became a green olive monster. How would I know? Çay olarak da sallama çay, artık poşet çay almıyoruz. Çünkü burada Polonya'dan getirdiğimiz şöyle... Ne denir bunlara? Böyle çaylardan var. Bunları bitirmeye çalışıyoruz. İki çeşidini bitirdik bile. Kaldı 1, 2, 3, 4, 5 çeşit. Hepsini bitiremeyeceğiz tabii ki ama olduğu kadar artık. Şöyle bir kahvaltı tabağım var. Ya pek içime sinmedi domates salatalık falan olmadığı için. Ama bugünlük idare edeceğim. Bir markete gitmem lazım zaten. Ekmek de bitiyor. Onları da alırız. Şimdi bunlar bağış için ayırdığım şeyler. Beraber ayırmıştık zaten, biliyorsunuz neler olduğunu. Şu elbiseyi de bu arada satışa koymuştum ama satılmadı. Büyük ihtimal bedeni yüzünden. 32 beden olan kaç kişi vardır ki yani? Küçük bir demografik galiba. Çok da güzeldi ama daha fazla onu şey yapamayacağım. Koyuyorum bunu da bağışa. Bu arada yine gardırop hesabımda bir tane de topuklu ayakkabı var. Onu yeni koydum. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Bu bayağıdır orada olduğu için, satılmadığı için bunu artık yolluyorum. Gözünüz vardıysa artık çok geç. Şimdi bağış yeri de bayağı uzak aslında bana. Taksiyle gideceğim. Yani yürümeye yürünür ama böyle yarım saat falan bir mesafe yürüyerek. Ve bunlarla da yürümem çok mantıklı değil galiba. 4 tane büyük çantayla. Öyle taksi çağırıp oraya gideceğim. Oradan dönüşte muhtara uğrayıp o bahsettiğim ufak belge işini halletmeye çalışacağım. Çok büyük ihtimal halledemeyeceğim ama deneyeceğim en azından. Ondan sonra bugün dışarıda yapacağım başka iş var mı diye düşünüyorum. Aa var. Ama o akşama, Pavel'in mesaisi bitince. Rabia'nın kedilere bir bakacağım. Bu arada eşyaları satıyorum ya ben. Şu an evimizde sandalye yok. Hepsini satışa koydum. Letgo'da, Facebook Marketplace'te, Facebook'taki bilumum
Çorlu ikinci el eşya gruplarında vesaire. Sandalyeleri koyduktan birkaç saat sonra almaya geldiler. Yani koltuğu 2-3 hafta önce falan koymuştum. O hala satılmadı. Bunun güveniyle ben koydum her şeyi. Dedim nasılsa hemen satılmıyor, dursunlar bari. Sandalyeleri koyduktan 1-2 saat sonra gelip aldılar bütün sandalyeleri. Yani zaten evde 5 tane sandalye vardı toplam. 4 tane IKEA beyaz plastik sandalyelerden. Bir tane Pavel'in ofis sandalyesi. Artık hiçbiri yok. Ve çok güzel olmadı çünkü ne bileyim ben mutfakta bir şeylere yetişmeye çalışıyorum. Yetişemiyorum, boyum yetmiyor. Pavel'i çağırmak zorunda kalıyorum. Pavel sandalyesinde oturarak çalışıyordu genelde. Ofis sandalyesini sattım çocuğun. Kaldı öyle ayakta falan çalışıyor. Yani evde hiç sandalye olmaması iyi olmadı. Ama bu yüzden Rabia'dan bir adet şöyle plastik sandalye ödünç aldık. Bununla idare edeceğiz, zaten çok az kaldı. Diğer şeyler de inşallah satılır. Yavaş yavaş böyle ilk taşındığımız zamanlara dönüyoruz. Bu masa mesela hep burada duruyordu. Belki hatırlarsınız. Orta sehpamız falan olmadığı için kullanışlı oluyordu. Şimdi orta sehpa satışta. O gidecek. Halı gidecek. Mutfak masası gidecek. Bir ara mutfak masamız da yoktu. Sonradan aldığımız şeyler. Böyle hep ilk taşındığımız zamanlara yavaş yavaş dönüyoruz. En son koltuk da gidince biz böyle direkt sadece yatakla kalacağız. Hatırlarsanız koltuğumuz olmadan önce hatta karyolamız falan da yoktu ilk başta. Sadece yer yatağı olarak yatak vardı. Onu salona koymuştuk. Burada takılıyorduk öyle salondaki yatakta. Sanırım bir süre öyle yaşamamız gerekebilir. Yani inşallah koltuk satılırsa, bayağıdır satışta, alıcısı çıkmadı bakalım. Neyse, çok konuşmadan ben gideyim şunları bir vereyim. Bunlar da elimden ve aklımdan çıkmış olsun. Geldim canlarım, verdim bağışlanacak kıyafetleri. Diğer o ufak belge işini de hallettim galiba. Şimdi bakacağım acaba hallettim mi? O da bu arada Pavel'in ikameti. Yani daha önceden biliyorsunuz Pavel için biz ikamet izni almıştık. 2 yıl boyunca burada ikamet izniyle kalmıştı. Dolayısıyla burada adres kaydı var bu evde. Ama son bir senedir Pavel'in ikamet izni yok. Normal turist vizesiyle gelip gidiyor. Turist vizesinin izin verdiği kadar Türkiye'de kalıyor. Ama hala adres kaydı burada gözüküyor. Benim için sıkıntı yok. Ama biz taşındığımızda buraya taşınacak yeni insanlar için sıkıntı olacak. Hani kendi ikametlerini almak istediklerinde burada hala biri gözüküyor olacak. Ben kendi ikametimi annemlerin oraya falan alırım ama hani Pavel'i sildirmek istedim. Ay kapı. Bir telefon, bir kapı. Abi istemiyor musun? Yok. Tamam, teşekkür ederim. Bavul sipariş etmiştik de o geldi. Neyse işte Pavel'in ikametini sildirmek istedim. Bizden sonra taşınacak kişilere sorun olmasın diye. E-Devlet'te öyle bir seçenek yok. Yabancılar bilmem nesini aradım, bir hat var öyle, yardım hattı. Oradakiler zaten hiçbir zaman hiçbir şey bilmiyorlar. Sürekli bizi yanlış yönlendiriyorlar. Yine hiçbir şekilde yardımcı olmadılar. Otomatik silinir biri oraya adresini almak isteyince falan filan dediler. Biliyorum öyle bir şey olmayacağını. Eğer bir adres dolu gözüküyorsa oraya ikametinizi aldıramıyorsunuz şey olmadan. Ne deniyor onun adına? Orada yaşayan kişinin izni olmadan bir şekilde. Nüfusu aradım. Onlar da muhtarlıktan yaptırabilirsiniz dediler. Geçen hafta muhtarlığa gitmiştim ama yapamamıştı. Sistemde bir hata vardı. Ne Pavel'i ne beni bulabiliyordu sistemde. Bugün tekrar gittim. Yaptı inşallah. Yani sildi gibi. Bakalım sistemlere geçecek mi? Onu kontrol edeceğim bir şimdi. Gerçi hemen geçmeyebilir dedi. O yüzden şimdi olmamış olursa da şey yapmayacağım. Birkaç gün sonra tekrar bakacağım. Ama inşallah olmuştur. Gözüküyor hala Pavel'in şeyinde. Kendiminkinden bakayım. Çıkıyor. Neyse birkaç gün sonra tekrar bakacağım. İnşallah silinir. Ha, silinmezse nasıl yapacağız bilmiyorum yani. Daha ne yapabilirim acaba? En olmadı onu da başka bir yere transfer ettireceğim. Anneme olabilir mi bilmiyorum. Çünkü ikametini Tekirdağ'dan aldık diye. Annem İstanbul'da. Olmadı Rabia'ya falan. Bilmiyorum ya. Of! En sinir olduğum işler. Bavuluma bakalım. İnşallah hasarsız gelmiştir. Bu da aşırı hızlı geldi bu arada. Dün verdim siparişi, bugün geldi. Ama iyi sarmışlar. Galiba hasarsız olur diye ümit ediyorum. Şaşırdınız mı bu bavuldan almamayı ne?
seti tamamlamış oldum gerçekten. Önce sadece kabin boyunu almıştım. Sonra orta boy aldım sanırım Bali'ye giderken. Şimdi de büyük boyunu aldım. Böyle tek tek tamamladım. Keşke en başta set olarak alsaydım. Çünkü böyle bayağı pahalıya gelmiş oldu. Yani yıllar geçtikçe de fiyatı arttığı için. Ama bakıyorum bir sıkıntısı yok gibi görünüyor. Şimdi geçen Pavel giderken Polonya'ya bir siyah büyük bavul hazırlamıştık ya, onu geri getirmedi. Çünkü boş bavul getirmek için ekstra bagaj hakkı alması gerekiyordu. O da çok ucuz bir şey değil. O yüzden ona para vereceğime buradan bavul alalım. En azından bir ekstra bavulumuz olur dedik. Öyle bir adet bavulumuz daha olmuş oldu. Kendime bir kahve yaptım. O da bitirmeye çalıştığım şeylerden biri. Kavanozdaki kahve bitince bir daha almayacağım. Alırsam böyle şey, ikisi bir arada falan var ya, öyle alırım maksimum. Ama bayağıdır kahve içmemiştim. Yani Ocak ayından beri, benim bu anksiyete şeyleri başladığından beri. Çünkü kahve, kafein anksiyeteyi daha da arttıran bir şey. Korkumdan içmemiştim geçen haftaya kadar. Geçen hafta yaptım bir kahve. Yani bir moka potu kahve. Onu ben 3 gün boyunca içiyorum. Bu da ikinci yapışım. Bakalım azıcık böyle bir keyif yapacağım. Çok sıcak neyse. Sonra çektiğim bir shorts vardı. Onu editlemeye çalışacağım. Bakalım doğru düzgün bir şey çıkacak mı? Çıkmış olursa zaten bu video gelene kadar siz onu görmüş olursunuz. Okey, yemek vakti. Rızık zamanı. Şöyle oluyor. Bir adet Polonya style pancar çorbamız var. Bir de o çorbanın içine koyulan mantarlı mantımsı şeyler var. Uşka deniliyor. Bu da Polonya style. Çünkü Polonya'dan getirdiğimiz kuru mantarlar vardı. Bir de bu barş çorbası toz halinde ondan vardı. Onları kullanmak istediğim birkaç gün önce bundan yaptım. Şimdi son porsiyonu paylaşacağız Pavel'le. Şöyle kettle'ın üstünde onu benmari usulü ısıtıyorum. Mikrodalga olmadığı için. Normalde onların evinde mikrodalgada ısıtıyoruz ama şimdi ben suyun içine koysam mantılar iyice yumuşayacak falan, o yüzden böyle ısıtıyorum. Kızartsam da çorbanın içinde garip oluyor. Ay çok konuştum. Sonracığıma tekrar paylaşılacak bir yemeğimiz daha. Yeşil mercimek çorbası. Bu da evdeki kuruları bitirmeye çalıştığım bir gün yaptığım bir çorba. Hayatımda ilk defa yeşil mercimek çorbası yaptım. Gayet de güzel yapmışım bu arada. Bundan da bir kase kaldı. Polish Turkish bir akşam yemeği olmuş olacak. Aslında Pavel istemiyor bundan yemek ama yiyecek. Yapacak bir şey yok. Yani mercimek hater'ı. Ama denediğinde beğendi aslında bunu. Niye bağırıyorum? Çünkü kettle'ın sesi geliyor ama belki de mikrofondan beni rahat duyuyorsunuzdur zaten. Deneme 1-2. Böyle konuştuğumda rahat duyuyor musunuz? Ben bunu editte bakacağım. Çok komik bir öğün olacak. Bu kadar az olduğunu tahmin etmemiştim. Neyse. Ay, kedi maması gibi duruyor. Gerçekten rızık zamanı. Neyse, çöp olmasın. Bunları yiyelim. Ve birazcık garip duruyor olabilir. It might look like some cat food. Turkey first of all, second of all. Maybe we're trying, it's a challenge of not wasting food. Okay, if you don't want to eat it, don't eat it. Then you can have both barst. Tam be yemezsen yeme, tamam otur. Ben yine burada şey, evin cefakar annesi gibi bayat ekmek yiyeceğim. It doesn't look anymore like a soup. But this is this kind of soup. It is not. This also doesn't look like soup to me, it's water. It is a soup. It's water. Tastes good. Hmm. I want this. It's old. How old is it? I mean, 3 days. How? It's not like super hard, but it's hard. It probably won't be enough food and we'll order something later. I didn't know that it looks like that. For me it was 2 soups and this is not a soup anymore. And yes, with soups I don't drink, but with this I have. I just like how you knew what I was gonna say. You're judging me for nothing. I'm not judging you. I'm like, I asked you if you want water and you said no. Yes. Selam ver ablalar abilere. Ya bunlara bakın abi kardeş nasıl takılıyorlar ya, sizi yerim ben. Teyzelik görevimi yerine getirdim. Geldim efendim. Şimdi saat kaç oldu bir bakayım. Saat 10. 10'u çeyrek geçiyor hatta. Tahmin ettiğim gibi yediğimiz yemek bize yetmediğinden dolayı bu saatte de yemek yapmayacağım için yemek sipariş verdik. Onu bekliyoruz. Bu arada kısa videoyu editlemedim. Belki editlerim şimdi. Bum 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 b
of you, life could be a dream, sweetheart. Tekrar günaydın canlarım. Bugün evdeyiz. Dışarıda herhangi bir işim yok. Yanılmıyorsam iş yoktur. Evde bayağı bildiğimiz çamaşır, bulaşık, yemek tarzı işler yapıyor olacağım. Ve kahvaltı hazırlıyorum. Koca şikoma tost yapacağım kendime. Henüz bilmiyorum. Tost makinemiz olmadığından tavada tabii ki de. Nerede yiyeceksin? Bitmiştir. Okey, kahvaltımı yaptım. Sonra oturdum, o bahsettiğim shorts'u editleyip yükledim. Saat 4'ü geçti. Henüz acıkmadım aslında çünkü kahvaltıyı da geç yaptım ama yine de bir yemek düşünmem lazım. Çünkü onu ben ne yapacağıma karar verip malzemelerini ayarlayıp almam gerekecek galiba birkaç bir şey. Her ne yapacaksam çünkü dolap boş. Oturup onu yapana kadar acıkacağız diye düşünüyorum. Böyle son dakika acıkmaya bıraktığımızda yemek hazırlama olayını genelde ay onun pişmesini bekleyemeyeceğim dışarıdan söyleyelim gibi kararlar verebiliyoruz. Bunun önüne geçmek için önceden bir hazırlamam lazım. Mutfağa gidelim mi? Beni duyuyor musunuz bu arada inşallah? Evet. Bildiğiniz üzere evdeki malzemeleri kullanmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla evdeki malzemelere bir göz atacağım. Yani bir kere şey var. Sushi pirinci, gochujang vesaire vesaire. Onunla bir gün şey yapacağım. Ne onun adı? Tteokbokki. Ama onun hazırlanma süreci biraz daha çetrefilli. Onu önceden planlayıp akşamında hatta pirinci ıslatmam falan gerekiyor diye hatırlıyorum. O bugün değil. Bu Asya malzemeleri dışında tabii kurularımız da var. Bakıyorum şu an mesela. Tel şehriye, arpa şehriye, barbunya. Barbunyanı da ıslatmak gerekir. İrmik görüyorum. İrmik bayağı var. Yani 2 kavanoz falan var. Olduğunu fark etmeyip tekrar almıştım bir ara. Hatırlıyorum onu. İrmikle sanırım irmik tatlısı yapacağım. Yani irmikli bir tatlı yapacağım. Tam olarak ne yapacağımı da karar vermedim ama hani irmikle ne yapılabilir diye baktığımda bir sürü tatlı çıktı önüme. Sütlü irmik tatlıları, irmik helvası, revani vesaire vesaire. İrmikle öyle bir tatlı yapacağım ama şimdi değil. Çünkü o tatlıyı yapınca Rabia'lara vermek istiyorum. Çünkü biz onu bitirmeyeceğiz, biliyorum, yemeyeceğiz. Ramazan'da zaten. Rabia alıp onu iş arkadaşlarıyla paylaşıyorlar iftarda vesaire vesaire. Ancak Rabia bugünler burada değil. Onu o gelince yapacağım. Onun dışında kız tel şehriyem de bayağı varmış. Ben sadece şu sanıyordum, bu da varmış. Tel şehriye ile ne yapılır? Bakayım ben buna bir. Gözümün önünde dursunlar. Mısır unu var, ince bulgur var, kara buğday var, yeşil mercimek var. Yeşil mercimek yeni yaptım. O yüzden birazcık ara verelim ona ki zaten onu hayal bir daha yemeyecek. Sevmemesinin dışında hani sadece Pavel'in değil Pavel'in bütün ailesinde böyle bir sıkıntı var. Hani mide sorunları. Alışık olmadığı bir bakliyat olduğu için midesini bozdu. Onu ben yiyeceğim artık. Yerim, sıkıntı yok. Sabah akşam yeşil mercimek çorbası birkaç gün yiyebilirim. Ne dedim başka? Kara buğday unu var, kendisi var. Bunu artık böyle bir yemek yaptığımızda yanına pilav ya da patates yerine kara buğday yapıp koymalı. Bitirebilirim onu da. Bir de büyük kavanoz kuskus var. Onunla artık ne bileyim bir tarz salata, kuskus salatası tarzı bir şey yapabilirim bir gün. Ama bugün için aklımda olanlar ince bulgur. İnce bulgurla neydi onun adı? Fellah köftesi falan düşündüm ama o çok uğraştırmalı aslında. Onu uğraşmak istemiyorum pek. Ve bakarken yine tariflere bulgurlu patates köftesi, patatesli bulgur köftesi tarzı bir şey gördüm. Onu yapabilirim. Bir de mısır unuyla mısır ekmeği yapabilirim. Bilmiyorum bu genel Türkiye'de bilinen bir yiyecek mi? Ama ben Karadenizli olduğum için mısır ekmeği yapılıyordu bizim evlerde. Onu böyle yoğurtla karıştırıp yemeyi severim hatta. Ama o yine Pavel'in yemeyeceği bir şey olabilir. Çünkü garip bir şey onun için. Neyse ben yapayım da yerse yer, yemezse yemez, ben yerim. O zaman ne, bugün patatesli bulgur köftesi mi yapıyoruz? Yapalım hadi. Aslında bütün malzemelerim de evde varmış. Ekstra herhangi bir şey almam gerekmeyecek. Bu beni mutlu etti. Çünkü amacımız malzemelerden kurtulmak. Gerçi patates falan illa alınacak tekrar da neyse. Şimdi tarif diyor ki 2 su bardağı ince bulgur. 3 tane de patates diyor ama bizim tariflerinde şu şeyine sinir oluyorum. 3 tane ama patatesin şöylesi de var, böylesi de var. Gramla verseler keşke. Neyse. Bende
2 bardaktan fazla ince bulgur var. Tarifte 4 kişilik diyor. Çok da abartmak istemiyorum ama kullanmak da istiyorum her şeyi ama neyse. Tamam, tarifteki kadar yapayım. Yani hepsini bitirsem mi dedim de o zaman orduluk olacak ve 3. 4. güne kalırsa yenmez. Amacımızın tersini yapmış oluruz yani, israf olmuş olur. Ay çok konuştum. 2 su bardağı ince bulgur. Ama ya... Sadece küçük kavanozu bitirmiş oldum. Daha kocaman bir kavanoz, daha ince bulgurumuz var. Neyse bunu ıslatacağız ama ondan önce ben patatesleri haşlayacağım. Patatesler haşlanırken de ben kendime şöyle bir kahve hazırladım. Yani dünkü kahveyi ısıttım. Azıcık bir keyif yapacağım. Ağırdan alıyorum çünkü aç değiliz henüz yani. Telefonumu ne yaptım kız? Anam israf etmeme challenge diye bir shorts da çekeyim dedim. O barç, uşka, polonya mantısını yaptım ya. Dedim hazır yine o tarz bir şey yaparken bir shorts çekivereyim dedim. Ondan sonra vlog çekmeyi unuttum. Aynı anda iki işi yapamıyorum ama sonuç olarak sadece patatesleri süzdüm şimdi. O soğuyacak birazcık. O sırada bulguru ıslattım. 2 su bardağı bulgura, ince bulgura, 1 su bardağı sıcak su koydum. Üstünü streç filmle kapattım. O şişecek bir 10 dakika falan. O sırada ben de diğer malzemeleri hazırlayacağım. Yani soğan doğrayacağım. Maydanoz da var tarifte ama biz hem maydanoz sevmiyoruz hem de yok evde. Belki buzlukta vardır aslında. Bakarım ona sonra, neyse. Soğan doğruyorum şimdi. Soğanları bunun için alıyorum. Maydanoz buzlukta varmış bu arada. Biraz daha küçülteceğim onları. Çok abartmak istemiyorum maydanozu. Dediğim gibi sevmiyoruz biz. Patatesi koyuyorum. Salça. Bir tane de yumurta. Ve bunları bir güzel karıştıracağım. Kaşıkla uğraşamayacağım. Direkt elimle dalıyorum. Bunu böyle yoğururken içine azar azar da un koyuyormuşum. 1,5 su bardağı un diyor. Kıvam alana kadar diyor. Gerçi benimkinin kıvamı zaten iyiydi aslında ama. Tarifte sadece tuz var ama ben birkaç baharat da koyacağım. Bence bu kadar un yeter buna ya. Bunu da yoğurayım da. Şimdi köftelerimizi şekillendireceğiz. Böyle böyle. Şimdi köfteleri sadece kızartması kaldı. O sırada yanına da, bu çok kuru olacak, bir salata yapayım dedim. Ne salatası yapayım dedim. Buzlukta dedim brokoli var, brokoli salatası yapayım. Onu da bitirmiş olayım. Bugün bir taşla birkaç kuş vurmuş olalım. Maydanozu da bitirseydim süper olurdu ama maydanoz nefretim, israf etmeme isteğimin önüne geçti. Artık başka bir tarifte onu yine az az kullanarak bitirebilirim. Bitiremezsem maydanoz için çok üzüleceğimi de sanmıyorum. Brokoli salatası, yani benim bildiğim tek bir şekil brokoli salatası var. Buharlayacağım brokolileri. Ondan sonra da onun üstüne limon, zeytinyağı, tuz ve sarımsaklı bir sos yapıp dökeceğim. Bu kadar. Salatanın sosunu da döküyorum. Ben yanına bir de tabii ki de yoğurt çıkardım. Bakalım bakalım. Birazcık önünüzü kapatacağım ama telefonuma dayanak yapmam lazım. Deniyorum. Ya. Güzel. Ama içi bayağı olduğu gibi. Hani dışı çıtır. İçinde çiğ bir şey yok zaten de. Bulgur köftesi. Egg köfte. Ne köfte? Egg. I don't know what you're talking about. Egg köfte, yayka. No, egg köfte. Ne diyorsun ya? I don't know what is egg köfte. It's like this, just done with egg. Like yayka egg. Yes, egg. So when I ask you yayka, you say no, why? No, I said yes. Didn't I? Mm-mm. No, like... I don't understand. What else is there in it? Egg. Only spices, egg? Spices, eggs. That's all. I don't know what he's talking about. Kurde white. That's like a omelet shaped like a meatball. It's like the... meatball, but with egg. And it's not like omelette. Egg is bad. But do you like it? It's not bad. Out of 10? 6. I mean, it's not like 9, 10 for me too, but it's not 6. It's like 7, 8. It is 6, maybe even 5. Goodbye.
Ne oldu anlamadım canlarım. Bir yemek yaptım, gün bitti. Saat 9. Yani güya çamaşır falan yıkayacaktım. Evi birazcık toparlayacaktım kendimce. Hiçbir şey yapmadım ama sadece yemek yaptım. Ve bir tane video editledim. Short, kısa video. Neyse, günün geri kalanında da oturacağım büyük ihtimal. Stardew Valley oynayacağım birazcık. Yeni güncelleme geldi. Oynuyorsanız siz biliyorsunuzdur. Yani bayağıdır oynamamıştım aslında. 2 aydır falan. Güncelleme gelince bir bakayım dedim. Şimdi yine birazcık oynuyorum birkaç gündür. Belki kocam Bey'le bir şey izleriz. Maybe. Belki. Ondan sonra da yatacağım. Duşumu alacağım, yatacağım. Yarın da bu videoyu editlemek de geçecek ama umarım aynı zamanda bugün için planladığım işte o çamaşır yıkamadır vesaire o işleri de yapabilirim. Öyle bugünü bitmiş sayıyorum ve bu videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sizi Instagram'a da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.